Herkese merhabalar, ben Onur Alpaydın. Bugün size hepinizi kıskandıracak bir saldırı göstereceğim. Tabii köyümün böyle yıkılmasını değil, başka bir saldırı göstereceğim. Konu dışı bir şey bu. Bugün sabah işe giderken tam olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün üzerinde, yani ikinci köprüde bir saldırı yaptım. Bu saldırı sabah rutininde yarı uykulu bir haldeyken şöyle güzel bir köyü bulayım da saldırayım derken oldu. Ve bugüne kadar yaptığım en yüksek ganimeti aldığım saldırı olarak da tarihe geçmiş oldu. Dolayısıyla sizin bu izlediğiniz iyi saldırılar bölümleri arasında daha önce bu kadar iyi saldırı yaptığım herhangi bir bölüm yok. İyiden kastım da tabii ki ganimet bazlı. Şimdi hemen dilerseniz şuradan saldırı günlüğüne basalım ve ufak şöyle size bir köy göstereyim. Şimdi böyle bir köy karşınıza geldiğinde ilk başta afallıyorsunuz. Diyorsunuz ki 924.000'e 987.000 ne lan diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki şurada bir tane köy binası var. Şunu şuraya alsam. Geriye kalan da farming yapsam diyorsunuz. Şuralar gördüğünüz gibi full dolu. Şurada bir 4 tane var. Şurada da bir 3 tane var. Sonra diyorsunuz ki tamam, buralarda bir 400.000 falan herhalde vardır. Ama geriye kalan 500.000'in de merkezde olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorum diyorsunuz. Sonra bir kendi kendinize soruyorsunuz. Diyorsunuz ki şuradaki 400.000 mi daha önemli, yoksa merkezde olduğunu tahmin ettiğiniz 500.000 civarı mı daha önemli diyorsunuz. Sonra da gözünüze ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün adının olduğu bir Türk köyü olduğunu fark ediyorsunuz. Ama bu tabii ki bu güzel saldırıyı yapacağım yapmayacağım anlamına gelmiyor. Şimdi ne yaptım? Bu öncelikle bunun bir heyecanı olduğunu da söyleyeyim. Bunu gördüğümde ben afalladım. Önce screenshot falan aldım. İşte Facebook sayfası üzerine paylaşırım diye. Vesaire vesaire. Şimdi gördüğünüz gibi ilk başta şuraya 4 tane okçu bıraktım. Daha sonra kendim en yakın olduğunu düşündüğüm şu altın madenine girip içeriye doğru ilerleyebileceğimi düşündüm. Dolayısıyla önce bir tane öfke büyüsü, arkasından 4-5 tane dev, arkasından duvar kırıcılar gönderip şurada kendime bir delik açtım ve geriye kalan bütün devleri buradan gönderdim. Hatta o kadar heyecanlıydım ki gönderdim sandım ama 3 tane de dev elimde kalmış. Sonra geniş bir şekilde şurada farming yapabilmek için barbarların hepsini buraya serdim. Arkasından şu unuttuğum devleri gönderdim. Onun arkasından da okçuları şöyle geniş bir şekilde bıraktım. Yukarıya da bıraktım ki buradakileri de alsınlar diye. Şu ana kadar gördüğünüz kadarıyla 170.000'e 300.000 falan aldım. Ki bunların daha şurasını halletmediğim bile çok rahat gözüküyor. Burada iki tane cehennem kulesi var. Bu büyük sıkıntı. Neyse, içeriye sonra bizim Behlül'ümüzü gönderdim. Behlül'ümüz hemen içeriye atladı zıplama büyüsüyle. Öncelikle şuradaki altını, sonra da yanındaki iksir deposunu alacak. Bir yandan da altın madenleriyle iksir depoları, toplayıcıları yok ediliyor. Güzel. Buradaki sıkıntı şurayı hala almamış olmam. Buraya hiçbir şey göndermedim çünkü bunu görmemiştim ilk başta. Neyse, içeriye girdiğimizde burada Behlül'ümüzün atladığını görüyorsunuz ve hala kuvvetini kullanmadım. Kuvveti belirli bir noktaya geldiğinde tıkanacağını bildiğim için erken kullandım. Bu şekilde biraz daha fazla güçle birlikte şu Cehennem Kulesi'ni alır diye düşünüyordum. Fakat Cehennem Kulesi'ni almak yerine burada Klan Kalesi'ne saldırdı. Dolayısıyla şuradaki altın madenine hiç yakınlaşamadım bile. Ama öte yandan buradaki bütün iksirlerin, iksir toplayıcılarının yok olduğunu siz de görüyorsunuz. Ek olarak ama 3 tane daha depo var. 3 tane depoda da 300.000 olduğuna göre 4 depoda toplam 400.000 civarı iksirimiz vardı. Öte yandan şurada güzel bir bomba patladı ve gördüğünüz gibi şuradaki 3 tanesine yine gidemedim. Neyse, sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi burada Behlül'ümüz güzel bir darbe yiyor. Bu yüzden pek bir şey yapamadı. Yukarıda da askerlerimiz öldü. Sadece aşağıdakiler kaldı. Aşağıda da oldukça fazla sayıda dev var ve hemen arkasında da okçularımız var. Okçular çok güzel bir şekilde buradaki altın madenlerini almaya devam ediyor. Şuradaki büyü fabrikasının da kırılması işime geldi. Ve buranın en güzel noktası da şuradaki devlerin, buradaki okçuların şu altın toplayıcısına ulaştığından daha erken büyücü kulesine ulaşması. Dolayısıyla buradaki büyücü kulesi benim devlerimi ateş ederken benim alttaki okçularım rahat bir şekilde şuradaki altın madenine saldırabiliyorlar. Bu da ne demek oluyor? Geriye kalan altının çoğunu da alabileceğim anlamına geliyor. Nitekim onun erişemediği yerlerde dahi okçularım orada saldırdı ve sizin de gördüğünüz gibi geriye kalan şu 4 tane bina haricinde hepsini almama rağmen
çok az sayıda altın ve iksir kaldı. Bu da benim aslında bugün ne kadar şanslı olduğumun bir ekstradan kanıtı. Toplam %64 civarı bir yer aldım. 290 bin iksir alınabilirdi. Ek olarak şurada da kara iksir olduğunu görüyorum, fakat kara iksir diğerlerine nispeten daha az olduğu için hiç o işe girişmedim bile. Gerek yok dedim. Ve günün sonunda 839 bine 706 bin gibi daha önce hiç almadığım yükseklikte ganimetler aldım. Şimdi sizden istediğim yoruma bugüne kadar aldığınız maksimum ganimetin ne olduğunu yazmanız. Genel olarak bölümden söyleyeceklerim bunlardan ibaret. İnşallah bundan daha güzel köyleri de siz kendi oyununuzda bulursunuz. Hemen aşağıdaki şeride tıklarsanız kanala abone olursunuz. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olursunuz. Ve son olarak da facebook.com/TürkçeKlaşofKlans adresinden en yeni Clash of Clans haberlerini alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.